Tümer Metin Hacı'yı tuttu. Tuttum tabii. Tuttun mu peki? Tutamadım lan, içimden geçti. Nereye tutuyorsun? Hacı'yı kim tuttu oğlum yoksa neler? Tabii. Gece uyumuyorken maçı mı oynuyordun kafanda? Benim maçı oynamam 5 dakika sürüyordu. Mustafa Doğan varsa kaçta? 3 dakika falan. Sen Abubakar'a gösterdiğin sevgiyi bana hiç gösterdin mi? Onu ondan alıp, Sergen'den alıp bana vereceğini Sergen'e söyledin mi önce? Bunu söyleyenlere bir onu söyle bakayım sen. Kıvırmasın onlar. Dedi ki kupayı alamazsak ben ortak kararı görürüm. Buraya bir kamyon adamla gelirim dedi. Bak idareciliğe bak, zihniyete bak. Taptığınız, ikonik olarak gördüğünüz camianın en özel adamı benden 3 gün sonra çok önemli değil. Nereye gitti abi? Niye sahip çıkmadınız? Ha, gitsen de fark tabii, eder, kalsan da fark eder. Aldığın dolarlar elbette. Yalnız orada küçük bir hata var. Euro anlaşması vardı. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu gerçekten son dönemlerin futbol efsanelerinden Tümer Metin. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de 100. yıllarında şampiyonluklar yaşayan, birçok kupaya imza atan, birçok başarıya imza atan gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. İnanılmaz bir sol ayaktı. Benim de yaklaşık 20 senelik dostum. Kendisine rica ettim, kırmadı, geldi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kaptan hoş geldin. Atakan ne demek ya? Çok uzun zaman öteledik seni. Bir türlü denk düşmedi falan. Teşekkür ederim. Hem çağırdığın için hem sohbet imkanı tanıdığın için. Şeye gitti kafam. Florya neydi bu, Dürümcü Baba mıydı? Dürümcü Baba değil mi? Kaç sene geçmiş üstünden? 24 sene. Abi bu ne ya? Bir ömür ya. Evet. Bu arada 24 sene önce Tümer Metin ilk Beşiktaş'a geldiğinde ben istihbaratı alıyorum. Tümer Metin İstanbul'a geldiğini öğreniyorum ve telefon açıyorum. Tümer Metin'in telefonunu buluyorum. O sırada arayan birisi, Tümer Metin beni tanımıyor. Diyorum ki işte ben Show TV'den Atakan Kurt. Doğru. İşte hayırlı olsun. Doğru. Bir röportaj yapalım mı? Beni Florya'da, Yeşilköy'de Dürümcü Baba'ya çağırıyor. Ve orada röportaj yapıyoruz. İlk röportajı ve son röportaj. Bu da son röportaj büyük bir ihtimal. Çünkü tabii birçok anı, birçok güzel hikaye, adanmış bir ömür, yaşanılan onca şaşanın, görkemin, acının, tatlının içinde bir de bir gerçek var ki biraz sıkıldım futboldan Atakan. Yani günümüzün futbol ikliminden sıkıldım. Futboldan sıkıldım, nankörlük etmek istemem. Hayatımızdaki her şeyi futbol topundan kazanmışken, hala kazanmaya devam ediyorken onu söylemek belki bize yakışmaz ama futbol ikliminden sıkıldığım bir gerçek. İşin tuhaf yanı, bunu işin takdir edersiniz ki otorite tarafıyla, takdir edersiniz ki mağazda yaptıkları tarafıyla işin paydaşı olarak söylüyorum ben. Ve dışarıda çok sık duyar oldum. Yani bizim zamanımızda gerçekten gönül veren, futbol izleyen, maçları takip eden, ligin atmosferini beğenen insanların da uzaklaştığını görmek açıkçası biraz üzüyor beni. Acilen bu kavgaya son vermek lazım. Yani o hoyrat iklime bir son vermek lazım. Biraz daha o işin rekabetçi ruhunu, kaybedenin yarışa kattığı değerin anlamını anlatır yerden o şekilde devam etmesi lazım. Biraz çabaladım bunun içinde. 2012 bıraktım. Sene olmuş 2024. 12 senedir de ekrandayım. Evet. Çok anlatmaya çalıştık bu dili. Kıymetli gördüğümüz yerden anlatmaya çalıştık ama bir gerçek var ki bir şey değişmeyecek. Bizim ülkemizde bir güruh var. O bu hoyrat iklimin olmasını istiyor. Oradan nemalanıyor. Ya da beyni, aklı o şekilde çalışıyor. Bu da biraz yordu beni. Son röportaj neden sorumlulukta? Yani bu sezon sonuna kadar çalışıp bu işin başka bir tarafına geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Bunu uzun zamandır, son bir senedir, bir buçuk senedir dilime pelesenk oldu. Devamlı ifade ediyorum. Başka bir formatla, başka bir şekilde işin başka tarafında olmayı istiyorum artık. Bakalım hayırlısı. Hayırlı olsun. Allah tanıdır mısın inşallah. Kaptan sen... Nereden başlayacaksın? Çok merak ediyorum. İbrahim Üzülmez'den başlasana. Yok oradan, ona sonradan geleceğiz. Benim ya. Şeye geleceğim. Transfer olmadan önceki sene Beşiktaş sizi çok istiyordu. Hatta Hülle yoluyla... Ben imza attım. Tam imza. Bir önceki sene imza attım ben. Yani Erman'ın geldiği sene
Benim ön protokolüm var Beşiktaş'ta. Ya yani Nevio Scalalı dönem. Aha. Samsun'da bir maç oynadık. Çok da iyi oynadım o gün ben. Sonra işte rahmetli oldu Ahmet abi, Ahmet Hamoğlu. Bir devre arası kampında haber yolladı. İstanbul'a geldim. Ayıptır söylemesi bir avans da verdiler yani böyle kağıt üstünde bir protokol. O zaman menajer yok, bir şey yok. Evet. Menajer kısmını da onu özellikle söylemek isterim. Şimdi yeni nesil okusun istiyoruz. Hayata dair bir ideolojileri, bir fikirleri, bir düşünceye sahip olsunlar istiyoruz. En azından bir duruşun olsun. Giray Hoca'ya selam olsun buradan. Giray Bula'ya. Zonguldak'ta benim kariyerimin başındayken çalışma imkanı yakaladım. Hoca birçok şey kattı bize. Hem teknik hem hayata karşı donanım açısından. Hiç hakkını yiyemeyiz. Ama en önemli şey şuydu. Oğlum oku dedi. Oku. Yani eline ne geçerse oku. Okuyabildiğin her şeyi oku. Bu yazarları takip et. Bu kitaplar bir erkeğin hayatında girdiği dakika, hayatında olması gereken kitaplar. Bir fikrin olsun. Hiçbir işe yaramazsa transfer masasında hakkını aramayana yarar dedi. Ne güzel. Ki o kadar güzel bir şey ki dönemin de yani öyle menajerlik sistemi o kadar gelişmemiş. Yok menajer. Genç bir oyuncu koskoca Türk İş Sendika Başkanı rahmetli Şemsi Denizler'in önüne bu benim menajerim diye gelemiyorsun. Tabii. Ve o masada seni ezebilme imkanına sahip. Hakkını arayacaksın. Emeğinin karşılığını kovalayacaksın ya. Haklıymış Giray Hoca. O yüzden şimdiki oyunculara sık tavsiye ederim ben. Okuyun gençler, okuyun. Yani hiçbir şey yapmasanız hayata karşı bir duruşunuz olur. Bir fikriniz olur. Ahmet Hamoğlu bir protokol imzalattı bana. Bir de cüzi bir avans verdi. Hani sezon sonu hiçbir yere gitmeyip bize geleceksin falan diyor. Benim kolum kırıldı. Ligin son 10 haftası antrenmanda. Rahmetli Erdoğan Arıca. Hoca. Metin Hoca yardımcısı. Metin Tekin. Antrenmanda kolum kırılınca ben de bekliyorum. Birileri beni arar herhalde geliriz Beşiktaş'a falan diye. Ön protokol de imzalamışız. Abi transfer dönemi bitti. Yaz bitti. Kış geldi. Kimse aramadı bizi. Hiç. İşte bir sene daha oynadım Samsun'da. İyi de oldu. Daha güçlü. Daha istenilen bir oyuncu olarak geldim. Bir sene gecikmeli oldu ama. Sen Antalya'ya bir gol atmıştın. Evet. Çatala vurdum. O sene yani. İşte o. Ben o golü izledim. Sonra birkaç golünü de izledim. 12 gol yaptım o evet. sene. Evet. Sonra Sinan Engin'le gazeteciler sohbet ediyoruz. İlhan'la Tümer'i alıyoruz çocuklar dedi. Dedim ki abi Tümer'e bayıldım dedim gollerini falan. İlhan çok iyi dedi. Bak dedim Tümer daha iş yapacak Beşiktaş'ta. Gerçi ikiniz de yaptınız yaptık, ama. Yaptık. İkiniz de yani. Yaptınız ama. O bizim kadro çok iyi bir kadroydu Samsun kadrosu. Forvet arkası oynuyorum. Bülent Ünder Hoca. Fatih Hoca'nın UEFA macerasında o 4 sene üst üste şampiyon yaverlerinden biri. Bülent Hocama da selam olsun. Onun da emeği var. Hayata dair çok şey öğretti bize. Bülent Hoca şöyle bir şey söyledi. Ertuğrul abi gelmiş. Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'tan. Güzel takastı o. Erman'ı verdiler Ertuğrul abi. Güzel takas. Ya inanılmaz ya. İlhan var. Serkan Galatasaray'a gitmiş, Cenk Adana'ya gitmiş. Böyle bir forvet hattı var mı abi? Bir ara hepimiz beraberdik yani. Tabii. Ertuğrul'la İlhan oynayacak. Ben de forvet arkası oynuyorum. İki forvetin arkasında. Bülent Hoca şöyle dedi. Atakan dedi ki bak ya top kazandı. Yok 10 kilometre koştu. Bunlara hiç bakmayacağım dedi. Nasıl biliyorsan öyle yap. Hiç. Gel burada gölge yap. Defansın önünde. Topu kazandı. Buraları sorgulamayacağım. Ama dedi maç bittiği dakika şuna bakacağım. Tabelada ismin var mı? Gol var mı? Asist var mı? İşte 12 gol, 13 asist falanla oynadım o sene. İnanılmaz. Müthiş rakamlar tabii. Müthiş. Dönem için müthiş rakamlar. Hatta Erman'la şöyle bir anı var. Telefon açtım Erman Göreçer'e. Dedim ki Tümer'le İlhan geliyor dedim. Ya dedi İlhan dedi çok iyi oyuncu dedi. Çok pozisyonu gelir ama atamaz dedi. Geldi 21 gol attı. Evet Erman anlar sattı. Evet. Erman'a da selam olsun Erman'a. Adnan santraforda. İnan iyi santraforda. İyi santraforda. Yani sırtı dönük, güçlü, koordinasyonu çok iyi, oyun bilgisi çok yüksek, sezileri çok iyi, kovalar. Ya bana hayat bazen hep söylüyorum güzel şeyler nasip etti. Belki doğru zamanda doğru yerde olmak, o fırsatları iyi değerlendirmek, şans olarak görmem.
O fırsatın geldiğinde hazır olmayı savunurum. İyi santraforlarla oynama imkanı yakaladım ben. Yani Samsun'dan başlayan hikayede. İşte İlhan'la beraber Beşiktaş'a geldik. Serkan Aykut gol kralı oldu Samsun'da. Evet. Bir sezon gol kralı yaptık Serkan Aykut'u yani. Serkan Aykut, Cenk İşler, Ahmet Dursun, Pascal Nouma, İlhan Mansız, Kejman. Başka kimler var? Çok iyi santraforlarla oynadın. Var var. Yani bunlara ilave etmek için rahmetli Uğur Dardalan vardı Samsun'da. Milli takıma geliyordu. Hatırlıyorum. Kayseri'ye falan gitmiş Samsun. Hatırlıyorum. O da iyi santrafor. Bayağı iyi santrafordur. Evet. O da rahmetli oldu. Nasip oldu iyi oyuncular. Yani geldi. Anelka geldi bir dönem. O var. Tabii. Şeyleri falan saymadın tabii. Ailtonları, Mayıltonları saymıyorsun. Ailton çok kenarlı geldi abi. Bulaları bulaları saymıyorsun. John Karev. John Karev abi sen 4-3 maçlarda John çarptırdın de, ya. John Karev ne tuhaf bir karakterdi değil mi? Abi o cüsse arı soksa oynamaz ya. Arı soksa 2 hafta yatıyordu abi. Allah çok Allah. Mızmızdı ya. Çok mızmızdı. Biraz seviyordu bedenini yani. Ha, seviyordu. Mızmız bir oyuncuydu ama iyi futbolcuydu. Emre Aşıklı'nın bir anısı vardı galiba. Olmaz mı ya? Tombala hikayesi mi? Yok, Tombala Nobre ile Emre Aşıklı'da. Nobre ile doğru. Emre Aşıklı hatırlamadım. Şey demiş ya, benle aynı takımda oynadığına Şükret tarzı bir cümle söylemiş galiba. Emre'ye mi? Emre'ye. Ha. Böyle bir dalaşmışlar falan. Emre kudurmuştur öyle. Kudurmuş. Tanıdığımız Emre kudurmuştur yani. Kim keşfetti seni kaptan? İlk. Sendeki o cevheri, o ben, sol ayağındaki cevheri. Ben keşfettim. Sen mi keşfettin? Sokakta mı? Ben 3 yaşında biliyordum olacağımı. 3 yaşında biliyordun? Biliyordum Atakan. Yani futbolcu olacağımı biliyordum. Net biliyordum yani. Kimle de yazıyorsun? Metin Tekinler'e mi? Ya onlar yok o zaman. Yani daha böyle işte rahmetli dedem alıp okulun bahçesine götürüyormuş. Koca koca çocuklar top oynarken bana top vurduruyormuş. Belliymiş yani. Bir de şey, hikaye enteresan. Şimdi 3 yaşındaki çocuk sol ayağıyla topa vuruyor. Kızıyormuş bana. Oğlum cici ayağınla vur. Sağ ayak cicidir. Hani cici elinle yaz falan derler ya. Temiz ayağını kullan. Niye solla vuruyorsun falan. Bilmiyor ki parayı soldan kazanacaksın. Asıl ekmek orada. Sonra bu eskiye der. Yani bütün çocukluğum, mahalle, oynamak, o arkadaşların arasındaki o gösterdiğin performans bir kenara. Lise orta sondan liseye geçişte şeye, halam Deniz Lisesi sınavlarına yazdırmak istedi beni. Subay olmamı istiyordu halam. Kalktık biz buraya Kuleli'ye mi? Heybeliada'ya mı? Heybeli'de de vardı, Kuleli'de de vardı. Oraya, adalardan birine sınava geldik Zonguldak'tan. Şimdi şey var, cumartesi sınav var, pazar günü mülakat var. Sınavı geçtik, sınavı geçenler pazar günü mülakata geliyor. Sınavı geçtik, mülakata geldik abi. Ben diyeyim 2000, sende 3000 tane gencecik çocuk var bahçede. Aldılar işte mülakatı bizi. Hopla, zıpla, koş, atla, yüz. İşte sağa dön, sola dön, oradan tırman bir şey. Abi şimdi motor becerileri o kadar yüksek ki. Yani mahallede sürekli futbolla haşir neşir olan bir çocuk düşün. Ben galiba 3. sırada falan bitirdim bütün o kadar kişi arasında. Gel gör ki şey var Atakan. Geçemedik mülakatı. Geçemedin. Dinle. Üçüncü falan bitirdim. Geçemedim değil. Blue çağında olan tıfıl bir çocuktan bahsediyorum böyle. Boyum tam atmıyor. Atıyorum 1.70 lazım ya da 1.65 lazım şey için. Ben 1.63 falanım. Tam rakamı hatırlamasam da. Dedi ki hocalardan biri. 9-10 kişi kaldık biz. Böyle boydan mütevellit. Becerileri iyi olan. Sizi dedi kurul görecek. Aranızdan 5 kişiyi alacağız dedi. Tamam mı? Muhtemelen seçecekler beni. Yani şeylerim çok iyi. Bütün dereceler. Şimdi dedi gidin. Öğleden sonra saat 2'de burada olun. Ama okulun bahçesinden ayrılmayın. Abi ben hayatımdaki en büyük tiyatroyu oynadım. Okulun binasından çıkıp halama doğru yürürken. Dedim ki geçemedik. O da inanamıyor bu kadar becerileri yüksek çocuğun mülakatı geçemeyecek olmasını. Dedim ki orada sıkıntı yok. Boydan kaldık dedim. Boydan geçemedik. Peki sağlık olsun dedi. Bir hayal kırıklığıyla kabul etti kadın. Aldı beni. Biz bir plaja gittik. Denize girdik. Akşam bir yerde yemek yedik. Akşamüstü geldik. Akşam üzeri bir yerde yemek yedik. Akşam geldik. Adadan Üsküdar'a vapura bindik.
Vapura böyle ayağımı uzattım Atakan. Bahçesinin şeyinde, terasında. Halam da yanımda oturuyor. Daha fazla tutamadım içimde. Şişeceğim çünkü. Dedim ki hala ben sana yalan söyledim. Ne oldu dedi. Dedim ki böyle böyle biz kurula kalmıştık. Ben beklemedim. Bak beni denize atacak boğaza. Tam böyle fırlatacak yani. Dedim ki sakin ol. Hala ben futbolcu olacağım dedim. Ya. Okulum okulum. Derdim yok. Çok zeki bir öğrenciydim hakikaten. Yani derecelerim de iyiydi okulda. Çok nadir teşekkür var. Genel takdir alıyordum yani. Olurdum. Hayatın bir yerine tutunurdum ama futbolcu olacağımı biliyordum yani. Yani halanın ya da ailenin istediği değil, kendi istediğin oldu. Net yani. Şimdi müthiş. Sevdiğin işi yaptın. Evet. Sevdiğim işi yaptım. Hayatımı kazandım. Büyük kumar mıdır? Evet. Çünkü birçok örneği de var. Ya benden daha yetenekli oyuncular vardı Atakan. Zonguldak'ta. Yemin ederim bak yani. Çok daha yeteneklilerdi. Ama işte antrenman bitiyordu. Onlar yanık oynuyordu kahvede. Hala aynı kahvede yanık oynuyorlar. Ama sadece tam çalışma çok büyük faktör. Sadece yetenek yetmiyor ki. Ama adamak lazım. Adamak lazım. Adayacaksın. Abi. Bu iş kolay bir iş değil. Bu iş meşakkatli bir iş. Tabii. Çok yol ayrımı var. Çok sabretmen gereken, çok sükut etmen gereken yerler var. Ancak ondan sonra sebat edebiliyorsun. Adamazsan olmaz abi. Yani sınırlısın bir yerde. Son 20 senenin, 25 senenin, 30 senenin en iyi 10 numaralarını soralım. Herkes işte söyler. Sergen Yalçın der, Tümer Metin der, anlatır. Tebrikleriniz. Ama Tümer Metin Hacı'yı tuttu. Tuttum tabii. Yani bir başlangıç öyle yani. Çünkü... Tuttun mu peki? Tutamadım lan. İçimden geçti. Nereye tutuyor onu? Hacı'yı kim tuttu oğlum o seneler? Tabii. Aynen. Adam bütün Avrupa'nın, bütün ligin içinden geçiyor ama yani. Ama tutmaya çalışmışsın yok yani. Abi şimdi talihsizlik şu. 3-5-2 oynuyoruz. En sola atmış Yarabinski beni. Önümde de Celil oynuyor. Zaten gelmiyor. Tamam mı? O öbür tarafta işte Ümit Davalası, Hacısı falan öyle bir geliyorlar ki Atakan. Şey var. Ne denir? Akıyorlar oradan. Abi benim zaten bek meziyetim yok. Bir de ilk lig maçını oynuyorsun. Galatasaray'a karşı oynuyorsun. İçimden geçti acı. Geldim maçtan 68 mi 70 mi ne oyundan çıkardı beni Yarabinski. Dedim sıçtık ya. Buraya kadarmış. Herhalde dedim bir numara büyük bu lig bana. İşte ikinci ligden gelmişim Zonguldak'tan. Ama Hacı da lige iki numara büyük zaten. Abi ama işte oturmamış tamam mı? Puzzle'ın oturmayan parçası gibiyiz biz. Sıkıştık köşeye dayağı yedik. Dedim olmayacak herhalde bizden. Yani bizim... ilk senem o Samsun'da? Gelmişim 3 ay önce takıma ve ilk maçına çıkıyorsun. İlk lig maçın. Oynamadığım bir pozisyon. Hacı'ya karşı falan. Çok zorlanmıştık. Sonra aldım rövanşı Ali Samiyen'de. Aldın? Aldım. Sonra Ali Samiyen'de aldım rövanşı. Rahmetli babamın lafıdır bu. O gün sahadaydı. Ali Samiyen'deydi babam da. İzledi maçı Samsun'la. İnanılmaz bir maç oynadık. 1-0, 2-1 mi? 2-1 kazandık. UEFA Kupası hemen sonrası işte. Lucescu hocaydı ama. Gol asist? Bir tane asist var. Çok iyi oynadım ama. Çok. Yani sağda Hacı da var. Var Hacı da var. 2-1 kazandık. Babam dedi ki tamam benim oğlum olmuş. Olmuş gelmiş dedi. O seviyeye dedi. Müthiş. Harika. Peki çok önemli maçlardan önce uyuyabilir miydin gece? Ben hala uyuyamıyorum Atakan. O zaman sızıyor muydun sabah karşı? Abi ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bu bilimsel teknik bir şey değil söylediğim. Ama hani futbolcu kendi vücudunu en iyi futbolcu tanır diyoruz ya işte sakatlıkta da aynı şey söylenir. Ben de şöyle bir şey oluyordu. Ya bütün hafta iyi baktıysan kendine yani o periyodik olarak yaptığın her şey doğru devam ettiyse maç gecesi maçtan bir gece önce mesela Serdet Çetin, Bülent Korkmaz 10'da falan yatağa giriyorlar abi. Beni 4 yaşında uyutamıyorlarmış onda. Ya muazzam ya. Tamam nasıl 25-30 yaşında uyuyacaksın onda yani? Şu anda kaç uyuyorsun? Şimdi 3'ten aşağı yattığım yok. O zaman da öyleydi. O zaman da öyleydi o yani. Şey daha da geç yattığım zamanlar var. Şu var, bu ukalalık yapmıyorum, bilimsel teknik bir şey değil söylediğim. Vücudun bitik hallerinde, yani vücudun beden olarak yorgun olduğu hallerde beynin daha çok çalıştığı, daha iyi verim aldığına dair bir inanışım var benim. Daha çok konsantre oluyorsun, yani bir tarafın eksikse o taraf daha çok çalışıyor gibi. Tamam mı? Peki lafını kesin. Gece uyumuyorken maçı mı oynuyordun kafanda? Benim maçı oynamam 5 dakika sürüyordu.
5 dakika. 5 dakika. Mustafa Doğan varsa kaçta? 3 dakika falan. Kardeşim benim. Latifesi yapayım. 5 dakika. Yani bir senaryo ile kafamda oynarsın. Yani bilirsin. Bütün hafta oynuyorsun ama. Her antrenman oynuyorsun kafanda. O uykusuz bırakıp kendimi sabah kahvaltı yaptıktan sonra işte öğle yemeğinden sonra bir 20 dakika, 50 dakika, 20-50 dakika arası. Ya bir saat değil. 20 dakikadan az değil. 20 ile 50 dakika arası böyle saat kurup bir kısa şekerleme, vücudu yukarı çekip öyle çıkıyordum ben maça. Öyle çıkıyordum. Yaz Mustafa Odan dedin. Ya maçtan bir gece önce maç kazanılmaz. Maçı pazar maçı oynadım. Pazartesi izin kullandın. Salı ilk antrenmana geldin ya. İlk antrenman oyuncunun bonusudur. Eğlen abi ilk antrenman. Çok umursama. Eğlen. Ama çarşambadan itibaren artık maçı düşünmeye, maçı yaşamaya başlamalısın ki. Ya ben öyle gördüm en azından. Mesela bugün bir takım çalıştırsam bir Tayfur Avuççu olmasını çok isterim takımımda. Senin yanında çeker, sürekli yüksek tutar, maçı yaşatır, antrenman disiplini çok iyidir. Sosyal hayatı çok düzenlidir. Yani o tip oyuncular takımın dağılmaya müsait yıldızlarını da bir araya getiren oyuncular. Tuncay Şanlı, Tayfur Avuççu, İlhan Mansız görüntü olarak öyle gelmese de çok bütünleyici tavırları vardı. Bülent için aynı şeyi söylerler. Bülent Korkmaz için mesela. Yani 100. yıldaki o başarı da Tayfur Avuç'un çok büyük katkısı. Abi Tayfur Avuççu çok özel bir figürdür bak. Bence aldı gerektiği, hak ettiği değeri. Önemli bir figür olarak tarihe geçti. Tayfur Avuççu kime sorsan şunu söyler. Yani Tayfur Avuççu'nun takımı diye bir şey vardı. Tamam mı? Yani o bir hiyerarşik düzenden gelmiş, geçmişi görmüş, oraları bilmiş, yeni nesille entegre olmuş, yeni nesille kafa yapısı uyan ama eski anneleri bilen, oraları savunan. Tayfur Avuççu önemli bir figürdü yani. Antrenman disiplini çok yüksek. Bak bu çok özel bir şey. Ben mesela normalde işte fena bir oyuncu değildik kendi çapımızda. Şöyle söyleyeyim Atakan. Normalde benim tarzım oyuncu, mesela Sergen öyle bir oyuncuydu. Çok antrenman değerleri çok yüksek değildir Sergen'in. Gökhan Gönül'ün çok yüksek antrenmanla işi yoktur mesela. Gökhan Gönül maç oyuncusudur. Bütün hafta yatsın, sanırsın ki sıçacak, uçar Gökhan uçar, Gönül. Uçar değil mi? Tamam. Yani o kendini bildiği yerden geliyor. Sergen'de de benzer şeyler var. Maçtan 2-3 gün önce bir dinlenme moduna geçiyordu Sergen, maça hazırlık moduna. Şimdi benim de normalde öyle refleksler göstermem bekliyorum. Ben severdim mesela antrenmanı, çalışırdım da. Mecbur çalışıyorduk, Tayfur Avuççu ısırıyordu dili abi. Böyle ısırdığı dakika. Hadi yanında gel depar, o kuleler %100'le geçilsin. Önemlidir bak bu. Takımda olması gereken figürler. Tuncay Şanlı antrenmanı sever. O da mesela. O da çok %100'le çalışan, oyun antrenmana veren, etrafında insanları toparlayan, koruyan, kollayan, bütünleştirici havası vardır. Hem Avrupa Şampiyonası'nda yaptı 2008'de o özel kadronun içinde. Hem Fenerbahçe'nin 100. yılında yaptı Tuncay Şanlı. Önemli bir figürdür. Önemli figür değil mi? Bence de. Bak Tuncay Şanlı, Tayfur Avuççu ikisi aynı takımda olsun o takım %100 şampiyon olur. %100 diyorsun. Net. Etrafını Beza abi istediğin gibi. Kotarırsın etrafını. Orası olmaz burası olur ama bunlar herkesin işini görürler yani. İbrahim Üzülmez. İbo ya. İbo var ya bizim sayemizde futbolcu oldu biliyor musun? Yanımızda. İbo kötü 3 tane kadroya denk gelseydi 3 sezon üst üste. Kaybolup giderdi arada. Öyle mi diyorsun? Yemin ederim. Ama hakkını verdi kardeşim. Verdi. Önemli iş yaptı abi. Meziyetleri doğrultusunda çok önemli. Bak şöyle söylüyorlar. İbo yeteneksiz falan diye. İbo'nun yeteneksizliğini ben sana anlatayım. Korkunç bir fiziki kalite. Çok iyi. Pozisyon bilgisi çok yüksek. Öyle kolay geçemezsin İbo'yu yani. Tamam mı? O böyle çıkarır ayağı yatarken. Tabii. Tamam mı? Onu bilmen lazım geçebilmen için. Tamam mı? Yapışır, çeker, rahatsız tabii eder. Aksi bir tiptir sahanın içinde. İllallah edersin. Ama takıma katkısı yüksektir. Fizik kalitesi çok iyidir. Oyun bilgisi yüksektir. İyi niyetlidir. %100'üyle oynar her maç. Kaytarmaz. Güven aralığı çok yüksektir. Orta yapamıyor. Tamam abi orta yapamıyor. Orta yapsa İbo'nun ne işi var Beşiktaş'ta? Barcelona'da oynarım diyordu ya. Ne işi var abi orta yapsa Roberto Carlos oluyor zaten yani. Doğru. Beşiktaş'a geldin. Christoph Daum. Evet.
yani kötü bir kadroya geldik, kabul evet. edelim. Yani o Scala'dan artık kalan dönem, İlhan'la ikimizin geldiği kadro. Ya oturmadı taşlar. Yani hep yerimiz eksik kalıyordu. Ona rağmen ilk sene fena iş çıkarmadık ligin ilk yarısına kadar. Ondan sonra darmadağın oldu. Nihat Kahveci gitti. Nihat ayrıldıktan sonra zaten bir kanadımız kırıldı evet. oradan. Gelen oyuncuların katkısı tartışılırdı. Bize yaradı İlhan'la ikimize. Yani bazen söylüyorum onu yayınlarda. Kaybolan sezonlarda, o yitik sezonlarda bazı oyuncular yırtar. Mesela Semih yırttı şimdi Beşiktaş'ta. Evet, yırttı. Takım çok kötü ama Semih'e yaradı. Yaradı. Tamam mı? Oraları iyi değerlendirmek, güzel fotoğraf ha. Güzel değil mi? Çok iyi fotoğraf. Gelsene geri, gelebiliyor mu rejimde? Geliyor. Güzel fotoğraf. Müthiş. Bu ruhunuz yeter pankartıyla çıktığımız evet. maç. Sana rağmen kaybetmeyeceğiz diyoruz. Hakemin adını hatırlayamadın kim? Böyle bir içeride dolmuşuz yani. Özel maçlardı Fenerbahçe evet. maçları. Seviyorduk yani. Yatıp kalkıp bekliyorduk Sergen'le Fenerbahçe gelsin diye. Niye? Teknik tutmuyordu karşı tarafın. Yani o ikili eşleşmeler biz daha ağır basıyorduk orada. Sergen Tümer ağır rolle Apiyah mı? Apiyah. Kim oynarsa yani. Tamam mı? Siz herhalde ağır basıyordunuz. İçeri onlar savunma yapmak zorunda kalıyorlardı. Bir yere kadar savunma yapıyorsun. Bir şekilde kutu. Ben hiç mağlup olmadım Kadıköy'de. Hiç. Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de hiç mağlup olmadım. Bak önemli bir şey söylüyorum. Evet. Bayağı da galibiyet. O kadrodan hiç kimse mağlup olmadı. Doğru. O 5 sene içinde. 2 tane galiba beraberlik var. 2-2'lik var ama yok, bir tane var. Hepsi galibiyet. Yok. 2 tane beraberlik, 3 galibiyet olması. 3 galibiyet var. 100. yılda galip geldik. 4-3'lük. Mustafa Doğan karşımda yanında. Kardeşime laf söyletmem. Mustafa Doğan'ı gördüğümü dayamam. Hiç üzmez beni. Hiç üzmez beni biliyor musun? Rolleri değiştik. Beşiktaş'ta Fener'e oynuyordum. Mustafa Doğan oradaydı. O Beşiktaş'a geldi. Ben Fenerbahçe'ye gittim. Orada da üzmedi. Göğsümle aldım. Yarından döndüm. Vurdum falan. Sen Mustafa Doğan'ın yanından geçtin. Ahmet Dursun attın. Ahmet Dursun. 1-0. 1-0. Orada galibiyet. Sonra... Bir önceki sene Ronaldo attı 2 tane. Evet. 3 galibiyet, 2 beraberlik. Evet, 3 galibiyet. 2-2-2-2. 4-3'lük maç. 4-3'lük maç zaten senin Rusya Türk futbol tarihinin en ikonik maçlarından biri olabilir mükemmel. Mi? Mükemmel. Yani işte 6-0 Fenerbahçe Galatasaray'ı söylüyorlar. O da evet. çok ikonik bir maç. Bizimki de öyle 4-3'lük maç. Bence Pantun'un bu kaleye... sizin maç 1 olur niye? Çünkü deplasmanda 10 kişiyle kalede Panku'yla 4-3'lük galibiyet ve Panku kaledeyken siz gol attınız. Tabii Koray attı. Ve benim kariyerimin en güzel golü o maç. Yani 103 gol arasında en iyi gol o. Ya şöyle bir numara. Topla havada böyle göğsünde inip. Kimle? Havada kimle? Arroyo mu? Arroyo. Rusya'nın üstünden atıp. Marco'yu havada öyle sarsılmadan duracaksın. Yıkılmayacaksın. Göğsünde havada kontrolü yapacaksın. Ben Fenerbahçe'ye gittim. Marco şey dedi. Dedi yıkamadım seni. Yani havada ben dağılırsın diye çıktım. Yıkamadım dedi yani. Tabii. Sonra bak bir numara derken şunu söylüyorum. Hacı Monaco'ya bir gol attı Ali Sami Yen'de hatırlıyor musun? Kapalının önünden uzak köşe böyle. Evet, 30 metre. Güdümlü füze evet. gibi. Güzel gol mü? Nefis. Güzel. Ama bir meziyet barındırıyor içinde. Hacı'nın en usta olduğu yer. Evet. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Hacı'dan daha iyiyim falan ukalalığı yapmayacağım. Benim gördüğüm, ahir ömrümde gördüğüm en iyi futbolculardan bir tanesi Hacı. Net. Hatta bu ülkeye gelmiş geçmiş bence en iyi yabancı. Bence de. Tartışırız. Kariyer açısından Roberto Carlos, Anelka. Katkı anlamında Hacı. Katkı anlamında Hacı. Şimdi benimkinde şöyle bir şey var. Marco ile havada omuz omuza çarpışıyorsun. Marco. Yani duvar gibi. Yıkılmadan dengeyle düşüyorsun. Luciano'nun önünden aşırıp önder kademeye girmişken drop kontrol. Kalede Rüştü Reçber, soluna Plase. İnanılmaz gol. Yani bütün hepsi beraberinde gelen o yüzden bir numaradır bence. Sonra da asist yaptı. Bir de maç 4-3 bitiyor. 4-3 bitti tabii. Yani ikonik bir maç oluyor. O yüzden. Hatta hatırlamazsın maçtan sonra geldin. Rıza Hoca seni çıkarmıştı. Ben çıkmamalıydım demiştin bana. Doğru. Hatırlıyor musun? Doğru. İhtiyaç oldu. Evet. Rıza Hoca daha iyi biliyordur tabii. Çıkmadı. Lucescu. İyi hoca bence kötü insan. Düşünenin aksine.
Bak bunu ben söylüyorum. İbrahim Üzülmez başka bir şey söyleyebilir. Sergen Yalçın aşk yaşıyorlardı başka bir şey söyleyebilir. Ben hep golü yiyen taraf olduğum için yani Lucescu'nun bazı oyuncular üzerindeki inisiyatifi yani pozitif ayrımcılığı beni çok rahatsız ettiği için bana yapılmış olmasından mütevellit söylemiyorum bunu. Ya mesela bir hafta şöyle bir şey oldu abi. Antep'teyiz. Bana da maçtan önce söylemiş. 3 gün sonra Lazio mu oynayacağız? Galiba o az önceki resimdeki evet. maçı oynayacağız. Lazio. Dedi ki Antep'te oynamıyorsun. 3 gün sonra Lazio maçı oynayacaksın. Hazır ol. İyi tamam. Otelde toplantı var. 5'te toplantı. 5'e 2 kala Lucescu 5'e 5 kala geldi toplantıya. Daha 5 dakika var. 5'e 2 kala geldi Ahmet Hasan. Yani daha dakikası da var. 1 dakika 2 dakikası süresi de var. Vay be bre dedi sen çok disiplinsiz bilmem ne. Kaldırdı kağıdı. Ahmet Hasan yazıyor. Çizdi üstünü Tümer yazdı. Ya şimdi bunu bir oyuncuya takımın önünde yaptığın dakika hoş değil. Bir de Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti galiba. Önemli değil ya. Ya adam oynuyor ya zaten. Hayır, seçilmesin ya Afrika'yı karıştırma. Tuncay Yanık anlatıyor. Değil mi? Bir geldi Ahmet diyor böyle. Ama şimdi adam zaten oynuyor ya. Tabii. Yani oynayacağı belli ya. Ya bunu takımın önünde yaptığında hoş değil en tabii, azından. Tabii. Tamam. Yeri de o değil. Dedi ki hoca ben bir dakika var. Hakikaten de bir dakika var. Tayfur'la yan yana oturuyoruz. Hepimiz saatimize baktık. Çocuk haksız değil yani. Ya dedi bu takımın disipline ihtiyacı var. Sen hep böyle yapıyorsun falan. Ben dedi böyle karar verdim. Dokundu bana. Bak ben oynuyorum ha. Normalde oyuncu oynamak ister ya. Dokundu tamam. bana. Müthiş de oynadım. 3-2 falan 2 tane attım. Ahmet Hasan hiç şansı kaldı. Önemli değil. Bir gittik de, stada. Bir de lafını kestim. Ahmet Hasan hoca ben yok sen geç kaldın demiş. Demiş ama Sergen hep geç. Dinle şimdi dinle. İki gitti şeye gittik stada ben gittim Lucescu'nun önce. Hoca bak ben beni bozmaz dedim yani. Tamam anlıyorum disiplin misiplin ama dedim ki Sergen'in altılısını bekliyoruz 45 dakika. Ya Sergen'in antrenmana çıkmasını 50 dakika beklediğimiz zaman var. Orada disiplin yok. Şimdi mi disiplin var yani? Ahmet Hasan'a mı disiplin ya da Tümer'e mi? Ya da Mehmet Sedef'e mi? Ya da Gökhan Gülec'e mi? Yani bu oyunculara mı sadece disiplin var? Burada bir tutarsızlık var dedim. Ben dedim bozulmam. Başla Ahmet Hasan'la. Yok dedi onun bunu öğrenmesi lazım. Hep yapıyor bunu dedi. Oynatmadı çocuğu. O yüzden bak şey diyemem yani kötü insan yine demeyeyim kötü insan olarak ama bir samimiyetsizliği vardı Lucescu'nun. Hoşuma gitmeyen bir samimiyetsizliği vardı. Ahmet Hasan şey demiş ya ben niye şey yaptın hocam ben geldim geç kaldım demiş ama Sergen hep geç kalıyor demiş. Sen Sergen misin demiş. Ya işte yani o bilmiyorum öyle bir diyalog geçti mi kendi aralarında ama o tutarsızlık çok rahatsız ediyordu beni. Memesine... Yoksa iyi hocadır bak. Lucescu bir oyuncuya karşısındaki rakibinin ciğerine kadar anlatır. O sağ bekin en zayıf pozisyonunu, hataları iyi çalıştırır antrenmanda. Teknik olarak hiçbir şey söyleyemem. Ama ikili ilişkilerde bir roman havası vardı yani. Lazio maçında İlhan Ahmet saldırmış. Orada saldırdılar. Evet. Şeyde de mesela bana bir yanlış oldu. İlhan Ahmet orada saldırma ben orada değildim hatırlıyorum. Biliyorum içeride olanları. Şeyde içeride biz Lazio'ya mı yenildik? İşte Chelsea maçı, Frankfurt'ta oynadığımız maç son şansımız falan. Bu da şey dedi 3 gün sonra Fener maçı oynayacağız Kadıköy'de. 2-2'lik maç. Dedi Fener maçında provayı yapacağım. İşte Panku ile Tayfur'u oynatacağım. Göbek'te. Tamam mı? Sergen'le ikiniz oynayacaksınız forvet arkası. Dedi Chelsea maçının provasını yapacağız. Öyle oynadık Fener maçını. Ben çok iyi oynadım. Ve 3 gün sonra, bir hafta sonra içeride Adana maçı. Sergen dinleniyor. Panku'yu pozisyona çekti. Ya da Yasin oynamıştı Fener maçı belki. Panku'yu Chelsea maçı Tayfur'la ikisi. Panku da çıkarken Adana maçı bir kaptırdı. 1-0 öndeyken 1-1 oldu. Sergen'in oturarak attığı gol. O maç. Çıkarken böyle evvelede gevrede kaptırınca hop bana hiçbir şey söylemeden yine Yasin, Tayfur, Panku, Sergen yaptı. Ya sen bana 15 gün önce söyledin Frankfurt maçında Chelsea'de oynayacağını. Tamam mı Frankfurt'taki maçta. Ve ben iki maçı sana kötü oynamamışım yani.
Buraları biraz tuhaftı. O da diyordu ki ben patronum. Tamam sen patronsun, ben de kendimin patronuyum. Yani pek haz etmiyordum o yüzden. Mehmet Sedef bir gün dedi ki, Lucescu bir gün sohbet esnasında şey demiş. Sergen'den verim almak istiyorsanız pohpohlayacaksınız. Ben pohpohluyorum. Tümer'den verim almak istiyorsanız da onun üstüne gideceksiniz, üstüne oynayacaksınız. Ya. Herkesin bir karakteri var, anladım. Beni de pohpohlasan belki başka bir şey çıkacak. Benim sürekli üstüme geliyor. sürekli bıçağın ucu bir yerimize değiyordu yani, sürekli. Hep isim üstünde de olmaz ki. Sonra gergin, sonra sinirli. Lan nasıl sinirli olmayacaksın? Sürekli dürtüyor adam yani. Ama sen hakikaten kaos olduğu zaman daha iyi oynamaz mıydı? Ben yani severim onu. Seversin değil mi? Herkes baş edemez onu. Mesela Samsun'daki maç, bir Samsunspor Beşiktaş maçı, inanılmaz bir hikayesi var. İstiyorsan onu anlatalım. O Del Bosque ile. Del Bosque ile. Ya şöyle oldu. Şimdi Samsun'a ne zaman gittim? Benim de kaderim. Zonguldak'tan gittim. Kendi memleketimde bile nereye gidiyorsun dediler. Samsun'dan Beşiktaş'a geldik. Nereye gidiyorsun dediler. Sanki ömrümüzün sonuna kadar kontrat imzalamışız gibi. Beşiktaş'tan Fener'e gittik. Hala günümüze süren etkileri var. Hala var değil mi? Var tabii. Her gün pembe tezkereye uyanıyorum ben ya Instagram'da. Ama Beşiktaş taraftarı seni ne sevmiş abi. Abi kaç yıl oldu? Nerede sevmiş? Bak sana şimdi bir şey okuyayım ben. Dur. Abi dur. Kaç yıl oldu? Bir dakika. Seviyorlardı abi. Tamam bir dakika bir şey okuyacağım sana. Bak şimdi. Hemen onaylı destekli bir şey okuyorum. Söyle abi. Bir dakika. Tümer Metin kardeşim, Abubakar hakkında gördüklerime seviniyorum demişsin. Biz dayak yedik dedin. Hala Abubakar diyorlar diyorsun. Ama eksik diyorsun. Bizim sana tepkimiz sevgimizdendi. İnsan en çok sevdiğine kızar. Çünkü sen Abubakar'dan daha fazla yer edinmiştin. Anladın mı? Doğru. Doğru mu? Doğru tabii. Şimdi canım. Ben sorabilir miyim müsaadenle? Sor. Sen Abubakar'a gösterdiğin sevgiyi bana hiç gösterdin mi? Haklısın. Hadi abi hadi. Sen hadi abi başka konuya geçelim. Geçelim. Tamam okey. Geç onları geç. Tamam. Yemem ben onları. Tamam okey. Şimdi bak. İşte bir şeye gideceğiz Samsun'a. Böyle oraya gittim de küfür kıyamet sahada sürekli. Ne zaman gitsek ne oluyorsa bay bay İbo 61-0 kazanmışız tabii, tabii. Gördün mü? Gördüm. Galatasaray maçı. Bak İbo'ya bak. Sevinmeyi de bilmiyordum. Sevinmeyi de bilmiyordum biliyor musun? Zaten çıkaramadı formayı. Şöyle saat. Yaptı bir tabii, böyle yaptı. Çıkmadı formada. Ama buz gibi havaydı. Buz gibi havaydı ama. Evet. Gideceğiz. Ben de böyle dakika bulamadığım bir süredeyim Del Bosque ile. Sonradan falan oyuna gidiyorum. Gittim. Hayatımda gördüğüm en açık, iletişime en açık hocalardan bir tanesidir. Dedim ki Mr. böyle bir durum var. Ben oradan geldim. Ya gidip kulübede oturmak istemiyorum. Siz de düşünmeyecekseniz beni bu haftalık mazur görebilir misiniz? Tamam dedi adam. Oynatmayı düşünmüyorum. Tamam dedi. Peki. O oldu bu oldu işte. Ben Sinan abi var hatırlıyorum. Sonra sen düzelttin beni. Yokmuş. Yönetim devreye girdiler. Kurşun kalemle ismim yazıldı. Yoktum kadroda yani. Ben baktım kadroya, çıktım tesisten. Sonra çağırdılar. Kurşun kalemle ismim yazılmış. Gittik Samsun'a. Ben de diyorum ki bu kadar hengame oldu. Sürtüşme, konuşmalar, hararetli konuşmalar. Herhalde başlarım 11. Değil mi artık yani bunun üzerine? Biri de hadi Tümer desin. En azından atın beni ateşe de. Lan bu kadar yangın yaptın, maçı kazan falan diye. Yine başlamadık abi. Kulübede oturuyoruz. Bütün stat üstümüzden geçiyor. Panko atıldı. 1-0'da mağlubuz. Isın dedi bana. Kalktım ben. Bir gittim geldim. Kozlu'da dereye kadar üstümüzden geçtiler abi bütün stat. Geldim dedim ki ben hazırım. Gireyim oyuna. 5 dakika falan ısındım yani. Ali vardı tercümanı. Ali'ye döndü dedi ki söyle devre arası girecek. Ulan bir baktım dakika 30. 15 tabii. Dakika 7 ceddimin üstünden geçerler. Tabii. 15'te devre arası 30. Tabii, bittim ben yani. Oturdum ben kulübeye tekrar. Nasıl olsa devre arası var diye. Devre arası da çıkardım şortu, tişörtü, her şeyi hazır halde. Üstümde bir eşofman üstüyle bayağı oyuna girecekmiş gibi %100'le hazır. Ben gidiyorum, stat üstümden geçiyor. Herkes üstüne. Böyle gidiyorum, onlar geliyor, öyle gidiyorum, bunlar geliyor. Tek başıma ısınıyorum sahada, düşün. Ama orada... Hakeme hatırlıyorum. Tabii işte o kaos dediğim şey, tabii, o orada, dolma anı tabii, yani. Orada alıyorsun da. %100'le... Tabii. Teneffüs eden hali o. Hakem hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama geldiler. Biz de 10 kişiyiz. Panku da atılmış. İşte böyle takım biraz geç geldi. Ben de hazırım. Oyuna gireceğim. Dedim ki
Dedim hoca başlat, bir kaleci gelsin, kendi başıma yeneceğim bunları. Başlat dedim ya. Yani bir kaleci lazım bana, kendi başıma yeneceğim bunları. 4-2 bitti maç. 2 tane attım, 2 tane attırdım. Evet. Maçtan sonra Del Bosque... Ay, attığım bir golde frikikten inanılmaz çaprazdan kaleciyi avladın. Şey, Del Bosque maçtan sonra şey dedi. Ben dedi Tümer'i anlayamamışım. O söyledi bana aslında dedi. Yapmayabilir. Bak kendisine dair iki tane özel anı. Biri bu, biri de şey. Ben, Ömer abi değil mi? Ömer. Ömer araya gireceğim. Sen iki tane attın. Ya Ömer abi vesile oldu. Atlamayalım Ömer abi. Ben testten çıktım, gidiyorum. Ömer Güvenç dedi ki ne yapıyorsun oğlum? Öyle saçmalık mı olur? Ve söyledi biliyor musun Atakan? Ya gitmeyip ne kazanacaksın? Bence gitsen daha iyi. Dön geri falan dedi. Dedim ne yapacağım Ömer abi? Yani gidip küfür yemeye gerek yok. Ya sonradan oyuna girersin. İki tane atar, iki tane attırırsan ne olacak falan dedi. Dediği gibi oldu. Dediği gibi oldu değil mi? Yemin ederim bak ya. Öyle oldu. Maçtan sonra siz tribünlere gittiniz, seviniyorsunuz. Sergen Yalçın'a sen attırdın ya kafayla, güzel bir gol attı, sen kestin. Evet. Sen maçın yıldızı oldun. Birisi Sergen Yalçın'a dedi ki ya ne gol attın falan dedi. Sergen Yalçın gördü, Tayfur'u duydu muhabbeti. Ya dedi ne üstüne alıyorsun? Adam dedi maçı tek başına aldı senin için. Evet. Sergen severdi o işleri ya, yapıyordu yani. Sağ içinde de yapıyordu. Değişik kadroydu abi. Mesela az önce yorumu okuduk ya, onu yazan kardeşimiz de kendince haklılık payı var. Ya şimdi bir oyuncuya birini bulduğun dakika çok fazla ilgi alaka oluyor. O zaman herkes yıldızdı abi. Şimdi Ahmet Dursun'u nasıl ayıracaksın abi? Tabii. Paskal'ı nasıl ayıracaksın? Zaten başka bir... Paskal İstanbulspor maçı açıldı Bayrampaşa'da. Hatırlıyorum. Tamam mı? İçeride Diyarbakır maçı oynuyoruz. Takım ısırıyor. İtfaiyenin oradan Matrix gibi giyinmiş simsiyah bir geldi. Stad Paskal diye dinliyordu. Tabii. Ulan ben atılsam küfürden kıyametten geçirim ben. Paskal'a böyleydi yani. Değişikti ilgi. Anladın tabii, mı? Değişikti tabii. Çok oyuncuya da alıyordu. Sergen'i, İlhan'ı. Birçok oyuncu alıyordu o ilgiyi. O yüzden sana yettiği kadarıyla yetinmek zorundaydın. O da kimine yetiyordu, kimine yetmiyordu. Sana işte. Yetmiyordu. Yetmiyordu abi. Yetmiyordu. Açık. Hatta o... Ya en azından işi yaptığımız zamanlarda övgüyü alabilseydik, onu gösterebilmiş olsalardı. Mesela ben Beşiktaş'tan Fener'e gittiğimde gördüğüm tepkiyi 5 sene içinde sevgi olarak görmedim. Bak beni sevmiyorlardı demiyorum Atakan. Göstermiyorlardı. Ama alınan tepkinin karşılığı, alınan tepki birim olarak 1000'se 5 sene içinde gördüğümüz birim 100. Tepki dağları aştı. Sen... Yani kör öldü biraz, badem gezdi de oldu. O da var. Bir şey söyleyeceğim. Madem açıyor konuyu. Kupa finali İzmir'de. Tamam, maçı tek başına aldın. Maçı tek başına kazanıyorsun ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben o maça damgamı vurmasam Sergen gibi beni de yollarlardı. Seni yiyorlar mıydı? Net. Ha, Sergen Yalçın'la beraber seni de yediler. Net. Sonra sen maçı aldın. Tabii yani orada seyirci baskısından falan çekindikleri için böyle bir geri vitesle hani bir sene daha dursun takımda falan. Abi formayı falan vermişsin Nobre'ye zaten. Forma gitti Nobre'ye 11'e. 11'e. Tabii. Peki şöyle konuşanlar da var. 11'i biz Nobre'ye verdik ama onu da Tümer'e verecektik falan. O doğru değil Kim mi? Kim istiyor onu ya? Onu nereye veriyorsun? Bunu söylediğin dakika Sergen'e söyledin mi takımda olmadığını? Sergen'in de haberi yok. Doğru. Sen onu vereceğini söylüyorsun Tümer'e ki istemiyorum. Benim numaram belli, dolabım belli. Tamam mı? Sen onu ondan alıp, Sergen'den alıp bana vereceğini Sergen'e söyledin mi önce? Bunu söyleyenlere bir onu söyle bakayım sen. Kıvırmasın onlar. Yalandan başrollüye soyundular. Kıvırmasınlar, benim canımı sıkmasınlar. Bak dökerim ipliklerini pazara vallahi. Sen Nobre'nin 11 numaralı uçakta formaya... gördüm ben onu Milano'da. Milano'da gördüm, pozunu gördün değil mi? Evet. 11'e. Evet. Uçakta. Ertesi gün toplantım vardı. Beşiktaş kulübüyle. Ve gittim. Formayı vermişsiniz dedim. Sen de Fener'e gitmişsin dedi. Gitmeyeceğim ama gideceğim lan bu saatten sonra. Ya seni kim alır dedi abi Murat Aksu. Kim alır dedi yani. Kim alır dedi. Seni bu saatten sonra kim alır dedi. Tamam. Ya bak benim menajerim falan hayatta Tarık abi. Ajax'la ön protokolüm vardı. Ben gidiyordum yani zaten yurt dışına. Tamam mı? Ajax'la ön protokolüm vardı. Bir... İki, ya seni Fenerbahçe istiyor. Tarık abi görüşmüş. Fenerbahçe istiyor. Ve şey var abi. Bak Atakan, ben kıymetli olduğumu biliyorum. Geçtim eski futbolculuğu, geçmişte yaptıklarımızı falan. Geç oraları hayat.
Kimi yapar, kimi yapamaz. Ama biri kıymetliyse, özelse özeldi. Ben biliyorum kıymetli olduğumu. Ya bana davranamazsın böyle sen. Ve hiç kimse, sen hiç kimseyken bana böyle hiç davranamazsın. Hiç kimsesin sen çünkü. Bakma şu anda yaptığın işe falan. Onlar siyaseten olan işler. Yoksa senin maharetinden, mahirliğinden sebep olmuyor onlar. Geçmişte de öyle olmadı. Siyaseten olan işlerle sen birilerinin gücünü benim üzerimde kullanmaya kalktın. Ben yemem onları. Bir de bir cümle mi kurmuştu? Bir kamyon dolusu. O mesela kupa maçında söyledi. Sergen'i de çok takdir ederim orada. Nefis cevap diye. Bak. Benim oynadığım süre zarfında ilk defa para problemi oldu o sene. Yani bir Tigana Hoca bir problem var. Yani alamıyoruz paraları. Birikmiş bir hak edişimiz var içeride. Ve kupa finali yaklaşıyor. Sezon kaçmış. Oyuncular da böyle kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Herkes, bütün takım. Hocayı çağırdık. Dedik ki ya hoca biz bir muhatap bulamıyoruz. En azından bir başkan gelsin. Bir açıklama yapsın. 3 gün sonra kupa finali var. Biz ne zaman alacağız bu paramızı? Sezon bitiyor falan. Başkana haber yollandı. İşte Murat Aksu geldi. Dedik ki yani başkan gelemez. Dedik gelsin diyorlar. İşte bütün takım, kaptanlar konuşuyor. Ha, bu arada işte sen de kaptan diyorsun ama Atakan sen içimizdeydin. Oraya da açıklık getirelim izleyiciler varken. Abiciğim ben Beşiktaş takımında kaptanlık yapmadım. Orada da bir dursun herkes yani. Ya Beşiktaş'ın kaptanı takımı bırakıp gidemez. Nerede kaptanlık yaptım ben? Tayfur Avuç'u, Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez değil mi? Dördü yok, üçü yoksa takımın en eskisi olarak bana geliyordu bant. Şimdi Necip'e gittiği gibi. Yani üçü yoksa. Ya ben kaptanlık falan yapmadım abi. Bana kaptanlık falan vermedin sen yani. Öyle bir durum yok ortada. Orayı bir, bu bir açıklığa kavuşsun. Evet. Öyle bir şey yok. Bir, yani buraya gelme sebeplerinden biri de o. Kanayan yaralar bir konuşulsun istiyorum. Senin içimizdeyken o dönem. Evet. Ya işte başkan geldi. Bir açıklama yaptı. Biraz ödeme yapacağını, gerisini de kupa finalinden sonra yapacağını söyledi. Tamam aldık biz. Bir gün antrenmana çıkılmadı o gün. Ve Murat Aksu şöyle bir şey söyledi abi. O dört tane takımın eskisi işte Sergen, Tayfur, İbrahim Üzülmez, ben. Bir de Oscar Cordoba gelmişti şeye. Toplantıya, görüşmeye. Sonraki görüşmede Cordoba yok. Dört tane takımın eski yerli oyuncusu. Siz nasıl müsaade ettiniz böyle bir şeye, takımın antrenmana çıkmamasına dedi. Nasıl olur böyle bir şey dedi. Dedik ki yani bu hepimizin ortak kararı. Bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Dedi ki kupayı alamazsak ben ortak kararı görürüm. Buraya bir kamyon adamla gelirim dedi. Bak bak idareciliğe bak. Zihniyete bak. Bir kamyon adamla gelecekmiş Nevzat Demir'e. Ne yapacaksın gelip? Beni mi döveceksin? Ha? Oynadık kupa finalini, ne oldu? Çünkü benim mahir bir yeteneğim var. Yıldırım Özdemir iyi kuafördür. Hasta Fenerbahçe'de. Benimle Fenerbahçe öncesi iddia giriyor. Oğlum gerizekalı mısın? Benim sahada skoru değiştirebilecek maharetim var. benimle sen evinde Don Atlet maçı izlerken girdiğin iddia aynı olur mu? Ya tabii canım. Sen sahadasın sen diyordum yani. Ya sen sahadasın. Seninki de aynı o hesap. Tabii benim canım. Mahir bir yeteneğim var sahanın içinde kullanabildiğim, tamam mı? Tabii. Kupa finali. Maç bitti. Sahada herkes tabii o coşkuyla söylenilenler de unutuldu. Abi Fener kadrosu inanılmaz bir kadro abi. Bak söylenilenler de unutulmuş halde, tamam mı? Sergen gidip dedi ki yollasana şimdi bir kamyon adamını gelsin dedi Nevzat Demir'e. Görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman. Peki bir şey soracağım. Helal olsun kaptana. Değil mi? Helal olsun. Sizi hani yediler aslında, ben kupada öyle bir... Ya bizi yemişlerdi zaten, yemişlerdi. Ya Sergen'i de beni de yemişlerdi. Yemişlerdi. Benim şansım kupa finalinde olağanüstü iş yapmış olmam. Korkudan yani seyirci baskısından hadi Tümer'de kalsın. Almışsın zaten Delgado'yu, Ricardinho'yu, Nobre'yi herkesi getirmişsin sen. Sen kadronu yapmışsın. Yemeyin bizi ya. Bırakın bu işleri. Ya ne oldu? Soruyorum mesela. Diyorum ki tamam Tümer Metin Fenerbahçe'ye gitti. O yüzden bütün ağzındaki lavı boşaltıyorsun üstüne. Boşalt canım sağ olsun. Seviyorum ben sizi. Yürekten. Önemli değil. Peki Sergen nereye gitti?
taptığınız, ikonik olarak gördüğünüz camianın en özel adamı benden 3 gün önce 5 gün sonra çok önemli değil. Nereye gitti abi? Şekerspor. Bravo. İkinci lige. Niye sahip çıkmadınız? Sergen Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe isteseydi gider miydi? Daha önce gitti zaten. Giderdi abi. Kabul giderdi edelim. Abi. Giderdi yani. Ya bu sezon başında da mesela isteseydi teknik direktör yine gidecekti. Ya gidilir bu iş abi. Meslek bu. Yapmayın tabii. Yani. İnsanın çocukluğunda tuttuğu takım değişmez. Oralar başkadır. Gönlündedir. Ama meslek bu ya. Her yerde oynarsın. İki tane 100. yıl şampiyonluğu nasip oldu bana. O inanılmaz. Keşke 2005'te Galatasaray'la da oynasaydım. Üçüncü de oradan olsaydı mesela. İstedi mi Galatasaray sana? Bir temas olmuştu o zaman da. Yapamadı Fatih Hoca. Temas olmuştu. Üç tane 100. yıl şampiyonluğu. Bak. Yalnız tarihte böyle bir şey yok. İki tane 100. yıl şampiyonluğu. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de sana... Tarihte böyle bir şey yok. Yok, olamaz. Bir daha da olmayacak. Olmayacak tabii. Olmayacak. Şu anda karşımda duruyor. Olmayacak. Serhat Uluerden'in Ümit Karan Tümer Metin şeyi röportajı. Ya bu da mesela çok enteresan. Bu niye? Bak şöyle anlatayım. Diyorlar ki mesela kupa finalinden sonra Beşiktaş'tan başka takımda oynamam dedin. 10 gün sonra Fenerbahçe'ye gittin. Ya arkadaşım o röportaj Serhat Uluerden'e verildi. 3 sene önce... Ya senin izlediğin röportajın kupa finalinden 3 sene önce verildi. Ya bir ayıralım ya ne olur. Yani vurun abi yine vurun bak. Ama doğru yerden vurun. Yanlış yapıyorsunuz. Şöyle 3 sene önce. Abi ben Nişantaşı'nda bir restorana gittim. Girdim içeri. Adnan Polat var içeride Galatasaray Başkanı. Abi şimdi ben Aziz Başkan'ı da bir yerde görsem... Selam veririm. Tabii. Kulüp başkanının futbolun paydaşı olarak, futbolcu tabii. olarak selam veririm. Selam verdim ben. Yakışanlı olur zaten. Doğrusu bu. Kapıdan çıkışta gazeteciler de gördü. Yemekten sonra. Dedi evet gördüm başkanı içeride. Selam verdim. Ama ben arkadaşlarımla yemek yedim. Ve devam ettim. Abi ertesi gün manşet. Ümit Karan'ın üstünde Beşiktaş forması var. Benim üstümde Galatasaray forması var. Bizim takasımız yapılmış. Görüşme de Nişantaşı'nda bir restoranda yapılmış. Herkesin gözü önünde. Takas yapılıyorum ben ama görüşmeye kendim gitmişim. Nasıl oluyorsa öyle bir tabii, takas. Tabii. Tamam mı? Herkesin gözü önünde. Ve onun üzerine işte Serhat abi aradı. Ben gittim. 2004-2005 falan olabilir yani bu röportaj. Evet. Tam emin değilim. 2004-2005. Dedim ki abi yok böyle bir şey. Ve o anki hissiyatın şu. Gönül verdiğin takımda oynuyorsun, şampiyonluk yaşamışsın, mutlusun, bir yere ayrılmayı düşünmüyorsun, seni de bırakacaklarını düşünmüyorsun, sana da değersiz hissettireceklerini düşünmüyorsun. İşler yolunda gidiyor görüntüsünde. Dedim ki abi böyle böyle oldu, benim bir yere gitme niyetim yok, eminim Ümit Karan'ın da yoktur. Bu dedim tamamen gazetecinin yaptığı bir şey, ben böyle bir görüşme yapmadım, bir şey olmadı. Söylediğim bu, üstünden seneler geçmiş, eğrisiyle doğrusuyla, yalanım yok anlatıyorum işte. Onu alıp 10 gün sonra Fenerbahçe'ye gittin. Yapma kardeşim, güzel kardeşim bak olmaz yani. Vur abi yine vursan ama doğru yerden vur. Sen sonra Fenerbahçe'ye gittin, olay oldu, yıkıldı Türkiye. Yok ya bir şey olmadı. Sonra sana beste yapıldı. Sonra İnönü Stad'a gidecek. Beste yapılmadı. Beste yapıldıysa da o zamana kadar patlamadı. Patlamadı. Yani biz Fenerbahçe ile İnönü'ye gideceğiz. Ve Beşiktaş küfür olursa sahada. İkinci maça. Kupaya gidiyoruz evet, biz. Evet evet. İkinci maça cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşecek. Bu sefer -3 puan olacak galiba. Bilmiyorum. Yok daha önce ceza almış. Bir daha alırsa puanı silinecek. Evet. Öyle bir kural var. Sonra küfürsüz. Ben Tümer'e küfür edeceğim kardeşim. Öyle videolar var. Etmeyeceksin kardeşim. Evet, edeceksin evet. kardeşim. Sonra evet evet doğru doğru. Mustafa bir tribünden. Benden bir... yana. Benden yana hakkınız helal olsun. Ben hakkımı helal ettim. Önemli değil. O tezahüratı duydun ne hissettin? Biliyordum ben bir gece önce. Biliyor muydun? Tabii. Kampta geldi tezahürat bize. Ha geldi. Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk biz kampta söylüyorduk tezahüratı. Aynı güfteyle. Tabii. Ha gitsen ne fark tabii, eder, kalsan ne fark eder. Aldığın dolarlar elbette. Yalnız orada küçük bir hata var. Euro anlaşması vardı. Peki tezahüratı beğendin mi? Beğendik tabii abi. Ya şimdi yaratıcıya yaratıcı abi. Kabul. Değil mi? Güzel. Yani küfür etmeden ancak bu olabilir. Bu olabilir. Sen askerlik yaptın mı?
Yaptım. Nerede? Ankara Özel Koruma Taburu. Parayla askerlik yapan hiç akraban var mı? Var tabii şimdi etrafımızda. Arkadaşların? Var, bir sürü insan var. Bir sürü insan var. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye hükümetinin bir vatandaşa sağladığı hak. Ben de parayla yaptım. Bana sağlanılan hakla. Bir de ama sizin şöyle saçma bir şey olmuştu. Peki sana bir şey soracağım Ataka. En son askere giden hangi, kimi tanıyorsun futbolcu? Kimseyi tanımıyorum. Şu anda yok. Ne oldu? Yok tabii canım. Ne oldu? Yok. Niye Tümer askere gidiyor? Bir tek Tümer'in mi askerlik sorunu vardı? Acaba bir tek ben miydim? Onca futbolcu arasında. Hiç soruldun mu bunlar? Değildi tabii. Yok, niye oldu biliyor musun? Tümer Fener'e gitti. Ondan oldu.